Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Alice Kozmetik'in bana göndermiş olduğu bir ürünü inceleyeceğiz. Hemen size şöyle ürünü gösteriyorum. Ben bunu daha önce açmıştım Instagram'da gösterdiğim için hikayelerimde. O yüzden paketi açık, kusura bakmayın ama daha ürünü hiç denemedim. Sadece Instagram hesabımda bunun cilt bakımı versiyonunu denemiştim. Bu da tüy dökücü versiyonu. Bu arada Instagram'dan da takip etmek isterseniz şu an Instagram adresim dönüyordur buralarda. Instagram'da IGTV'de cilt bakımını denemiştik. Dediğim gibi bugün de burada tüy dökücüsünü deneyeceğiz. Bu ürün bana bu şekilde gönderildi ama şu şekilde satılıyor. Şöyle tek kullanımlık paketler halinde ama bir paketin içinde 2 tane oluyormuş ve fiyatları da 25 TL. Bunu size söyleyeyim. Şuradan açılıyor. Ürün burada, aynı zamanda şurada bir tane de kürdanı var. Bu arada şunu tekrar açmam gerekiyor. Yanıma zaten makas almıştım. Hemen açıp size göstereyim. Şimdi arkadaşlar Alice Kozmetik'in bu ürünleri yapmadaki mantığı şu. Biliyorsunuz biz hem tüy dökücü ürün sürerken hem de cilt maskesi sürerken yüzümüze ayrıyetten bir fırça ya da spatula kullanmak zorunda kalıyoruz. Özellikle tüy dökücülerin bu şekilde yapılması çok iyi. Çünkü birazdan şuraya böyle parmaklarımızı geçireceğiz. Hiç spatulaya ihtiyacımız olmadan, elimizi de hiç tüy dökücü kreme sürmeden güzelce cildimize sürebileceğiz. Aynı şey maskesi için de geçerliydi. Onu da böyle yüzümüze sürüyorduk. Herhangi bir fırçaya gerek kalmadan. Hem demişler normalde bir tüpün içine konuluyor mesela bunlar. Tamamen ürün bitmeden deforme oluyor, bozuluyor. Bunlar sadece tek kullanımlık kullanıyorsun ve atıyorsun. Ürünün israfı olmamış oluyor. Aynı zamanda da yanında kullandığımız materyalleri yıkıyoruz, ediyoruz, uğraşıyoruz. Hem su israfı oluyor. Bunun da önüne geçmeye amaçlamış. O yüzden bu şekilde tek kullanımlık petler yapmış. Bence mantıklı. Şimdi şöyle, ben bu kolumda deneyeceğim. O yüzden şimdi bunu açacağım, tüy dökücü kremi. Şöyle parmaklarımı, şurada bunun şeyi var, cebi. Oraya soktum. Şöyle gördüğünüz üzere. Burada da kürdanı var. Kürdanıyla şuradaki deliği deliyorum. Bu delgeç paketmiş bunun ismi. Bu arada bu kürdanla ilgili de üstünde bayağı bir uyarı vardı. Hani küçük çocukların boğazına falan kaçabilir. Onu da lütfen dikkat edin. Hani bu paketleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun. Tehlikeli olabilir. Bunu şu şekilde deliyoruz. Hemen bu zaten deliniyor. Delindi. Şöyle biraz açıyorum ben. Heh, çıktı bile ürün. Deldikten sonra şöyle parmaklarımla itince ürün geldi bile. Hiç spatulaya gerek kalmadan şöyle koluma süreceğim. Sıkıyorum, sürüyorum. Kokusu tüy dökücü kremle alakası yok. Parfüm gibi kokuyor. Burası da cildi asla acıtmıyor. Pamuklu bir bez. Yüzünüze uygularken de canınız yanmıyor. Ben daha önce yüzümde denediğim için biliyorum. Şimdi koluma sürerken de canım yanmıyor. Gayet güzel bunu sürüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar hemen size şunları da okuyayım. Bunlar önemli biliyorsunuz. Bunun cilt türü normal vücut bölgesi de bacak, bikini bölgesi, koluk altı bölgesi ve kol bölgesi olarak geçiyor. Sırt bölgesinde, göğüste, kollarda, koltuk altlarına ve kasık bölgesine kullanıma uygundur. Ancak baş, yüz, göz, kulak, anüs etrafı, genital bölge, göğüs uçları ve diğer bölgelerinde kullanıma uygun değildir. Ve yaranız beğeniniz varsa da yine kullanmamanız öneriliyor. Yani kullanmayın bunu. Çünkü sıkıntı yaratabilir. İçinde kimyasal var sonuçta, tüy dökücü krem. Şu kadar bekleyin yazmıyor. Bakayım bir de şuraya. Diyor ki Alice tüy dökücü krem istenmeyen tüylerinizi etkin bir şekilde alırken hem cildinizi 24 saat kadar nemlendirir hem de yeni koku teknolojisi sayesinde cildinize kötü koku bırakmaz. Nilüfer sütü ve yasemin içerikliymiş. Harbiden de parfüm gibi kokuyor. Hep böyle hani kötü kokuyu engelleyen tüy dökücü kremler deniyorduk ama hep diyordum ya, içinde derinden bir tüy dökücü krem yine geliyor. Bunda gerçekten Episoft gibi kokuyor ve Episoft içinde demiştim yani, içinde yasemin var herhalde. Harbiden de bunda Episoft kokusu var arkadaşlar. Saatime baktım. 10 dakika bekleteceğim en fazla. Üzerinde şu kadar bekletin yazmıyor ama genelde o kadar fazla tüy dökücü krem kullandık ki artık biliyoruz. Hepsinin üzerinde 10 dakikayı geçmeyin yazıyor genelde. O yüzden ben de 10 dakikayı geçmeyeceğim. Şöyle biraz daha süreyim. Bu arada bu akıllı petler
Türkiye'de ilk ve tek, zaten Alice Cosmetics de bu şekilde benimle iletişime geçti. Büşra dedi ilk ve tek biz yaptık, sana da bunu göndermek istiyoruz ve ben de çok sevindim, çok heyecanlandım. Ve mantıklı olarak da gerçekten bana çok fazla mantıklı geldi. Hiçbir zaman elimizi değirmememiz. Bir de şöyle bir şey söylüyor. Mesela diyor hani birer tane arkadaşın istedi. Günlük pet verir gibi çıkar ver bundan da. Güzel bir şey böyle tek kullanımlık olması. Şeyini de söyleyeyim size. 6 milim ürün varmış her paketin içinde. Ben açıklamalar kutusuna sitenin linkini de bırakacağım. Bu sipariş hattı satış sitelerinin linkini de bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi bekleyelim. Evet arkadaşlar, 10 dakika doldu ve geldim. Çok mutluyum çünkü az önce dedim şöyle birazcık deneyeyim videoyu açmadan önce, bakalım oldu mu. Şurada üstünde kılları görüyorum. Bacağımın da birazına sürdüm. Ona da birazdan bakacağım. Ama önce şu kolumdaki kılları bir süpürelim istiyorum. Bu arada biliyorsunuz sürerken spatulamız yok, deldik sürdük güzelce. 10 dakikada bekledik güzelce. Oldu, kıllar kıvama geldi, zaten görünüyor. Yine böyle kendilerinden geçmişler, incelik yanmış saç gibi olmuşlar. Şimdi bu ürünün bu tarafıyla da bunu böyle süpüreceğiz. Daha sonra da bu paketi atacağız ve işimiz bitecek. Gerçekten pratik, pratik bir ürün. Size daha sonra bunun üstündeki kılları da göstereceğim. Hem bacaklarımı da gösteririm. Tabi bacak kıllarım kol kıllarıma göre biraz daha kalın olduğu için bakalım onlardaki etkisi de önemli. Kollarımdan çıkan kılı şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Simsiyah. Kollarım tamam. Bacaklarımdan çıkan kıllar da şu an burada. Şu kenarlardan şuraya arasına kaçtı. Onları buradan elimle alıp çıkartıp buraya sürdüm. Şöyle görüyorsunuz, bacağımdaki kılları da döktü. Şöyle gerçekten hem kolumdaki hem bacağımdaki kılları çok güzel aldı. Kokusu da bildiğin Yasemin kokusu. Eğer sizi tüy dökücü kremler çok tıkıyorsa, çünkü bazı arkadaşlar bana yazıyordu mesela, Büşra benim kokuya karşı inanılmaz bir hassasiyetim var. Böyle kokusu gerçekten olmayan ya da güzel olan bir tüy dökücü krem biliyor musun? Ben de diyordum ki vallahi hepsinden derinden geliyor koku. Bunda gerçekten gram tüy dökücü krem kokusu yok. Bildiğin Yasemin kokuyor. Kılları da çok güzel döküyor ve şimdi ben tabii size göstermek için şu aradan çıkan kılları alıp buraya sürdüğümden dolayı ellerimi yine batırdım, ama hem sürme işlemi olsun hem toparlama işlemi olsun ilk defa bir tüy dökücü kremde bu kadar ellerime bulaşmadı. Ciddi anlamda o yüzden başarılı bir paket olduğunu düşünüyorum. Evet, söylemem gereken her şeyi söyledim sanırım. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bu ürünü sizlerle tanıştırdığım için gerçekten çok fazla memnunum. Size kefilim bu ürüne. Aşağıya açıklamalar kutusuna bırakıyorum. Denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Memnun kalacağınızı düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.